Beyler, bu oturma düzeni şahane oldu ha. Şöyle geniş geniş, ferah ferah. Yalnız birkaç arkadaş ayakta kaldı ama ne yapalım? Vallahi Kopil'cim biz ne de olsa rütbeliyiz abi. Bu sene böyle geçecek. Onlar artık oralarda bir yerde sıkışsınlar değil mi? Hatırlıyorum da Amil Bey bu sıraları kardeş okul ayaklarıyla başka okula aparttığında tertemizdi şerefsizim. Bak şimdi hepsi hatıralarla dolu. Biz de zaman hatıra bırakacağız kim bilir. Vay be, ben bir içlendim be. Hadi be Pikoçum bir oku şunları be. Okuyayım be Ortega. Rüya Kerem, Dandana Kan Savaşı 1040 ki kopya amaçlı yazılmış bir yazıdır falan filan gibi şeylerle dolu. Şş, kopyacı aşık. Özlüyor musun? Hem de nasıl Arif'im, hem de nasıl. Sen özlüyor musun? Sen özlüyor musun? Neyini özleyecek kızım ya? Neyini özleyecek? Yedin bitirdin çocuğu be. Vantuz gibi yapıştı çocuğa ya, bırakmıyorsun ki peşini. Neyini özleyecek? Vallahi arkadaşlar, daha bana sene başından bak bir darlanma geldi. Bana gene afakanlar basıyor. Ben böyle olmaz, burada duramam ben. Abi şu duvarı falan yıktıralım, bir şey yapalım. Burası bir ferahlasın. Hatta orayı yıktırmışken molozların altında da bunları unutalım gitsin be. Abi bir de köşelere de karton piyer çektik miydi? Evet abi. Çığızdan mı? Aynen. Aynen. Selamünaleyküm beyler. Aleyküm selam. Sınıf mı burası? Hapishane koğuşu mu? Seymen Ağa mısın oğlum sen? Nerede uzun palton? Nerede altın kolyen? Tespihin nerede lan? Alo, hoş geldin. Rahatsız etmiyoruz herhalde. Bunun sahibi kim be? Alsın bunu, çağırsın yanına. Zincirini mincirini alın. Bırak bırak. O öyledir, hep buyur. Öyle mi? Şşş! Oğlum senin aşıların tam mı lan? Oğlum kurmalı mı lan yoksa? Şşş! Nereden kurmuyorsun lan sen? Yarma! Kalk başka yere otur oğlum. Harbiden ha, git ötede bayıl. Şşş! Uykucu şiri, uyansana lan. Alo, uyku tulumu, uykuluk. Merhaba. Ben... Sen! Hiç kimse. Hiç kimse. Aşkım Barbie. Aşkım Barbie. Hiç kimse. Hiç memnun olmadık. Memnun da olmayacağız. Uza. Yoksa ben seni uzatmayayım ha? Merhaba. Merhaba. Eleman. Toz ol. Ben gideyim. Artık. Sarlaş. Ne oluyor size be? John John'lar. Oho. Küçük hanım. Oo, iri be. Vallahi gördüğüm kadarıyla oturacak yer bulmakta güçlük çekiyorsunuz. Aslında ben size oturacak bir yer ayarlardım ama... Yani mesela hadi onu da bulamadınız. En son gelip artık benim... Size mi soracağız be nereye oturacağımızı? John John'lar. Hadi siz kendinizi ne zannediyorsunuz be? Bu sıralar size ait değil. Beyler. Siz de duydunuz mu? Böyle... Diplerden, derinlerden biri konuşuyor gibi sanki ya. Allah Allah. Vallahi ben hiçbir şey duymuyorum Kopil'im. Ortega. Vallahi en fazla olsa olsa bir sinek ızıltısı var ama... Kulaklarınız ağzınıza kaçmış olmasın. Apaçiye bakın hele beyler. Ha, yırtmaya önce senin ağzından başlamamı ister misin? Arkadaşlar, hani siz senelerdir diyorsunuz ya... Deniz seviyesindesin, deniz seviyesindesin diye bana. Bu arkadaş var ya, deniz seviyesinin de altında. Magmada, magmada. Havalarda orada ne sıcak oluyordur kim bilir. Tıfıl, ne yapıyorsun? Kopil, nerede benim yerim? Nereye oturacağım ben? Hemen ayarlıyorum Rahmeliciğim. Sana çok güzel bir yer ayarlayalım. Üst katta aile salonumuz var. Sigara içilen bölüm mü, içilmeyen bölüm mü? İçilmeyenler olsun. İçilmeyen olsun. Ne yapalım? Şimdi temizleyelim. Abi bir saniye izin versin. Buyurun Rahmeli Hanım. Rahmeli, rahmeli, cilveli rahmeli. Rahmeli, rahmeli, cilveli rahmeli. Arkadaşlar ne kadar şakacı değil mi? Aynı zamanda çok musiki şinastılar arkadaşlarım. Yalnız aşk şakaya gelmez. Aşk aradaki... Boy farkın ne olursa olsun yakınlaşmak, sarılmak, sarılmak, sarılmaktır. Kopil. Öpeyim mi? Kopilcik, öpsün mü? Öpmesin. Git, git başka yere git. Tuu, yazıklar olsun.
yaşadığımız onca şeyden sonra. Onca şey mi? O zaman avcı bu yalasam iyi olacak. Hadi arkadaşlar, iki avucum birden yalayayım, daha mantıklı olacak. Birader, seni ayakta bıraktık biz. Bana mı söylediniz efendim? Efendim mi? Öyle mi İngiliz soylusu? Arkadaşlar bu eğitimli galiba. Arkadaki apaçi gibi vahşi değil. Neyse Kopil'im, mevzu çok uzadı. Arkadaşlara oturacağı yeri göster. Aynen. Arkadaki velede de susacağı yeri göster. Haydi beyler, sağlı soldu. Yerleşelim, sağlı soldu. Gel sen de. Gel. Hadi. Otunu da oturttuğumuza göre, arkayı da dört dediğimize göre. Koçis. Alayım. Anlamadım. Neyi? Yer gösterme parasını tabii. Hadi. Hadi çık. Benim param yok. Yani dün gece hepsini alemde yedim. Bu bağlamda benim size yedirecek param yok. Anlamadık. Ya çekil şuradan, para falan yok diyor işte. Yapmayın ya arkadaşlar. Kavga etmeyin. Arkadaşlar, yakışıyor mu ya size? Kavga etmek hiç yakışıyor mu ya? Arkadaşlar, bu yeni gelenlere bir hoş geldin dayatmanın zamanı geldi. Seni kaldır da ben göreyim şimdi seni, John John. John John ne lan apaçi? Arkadaşlar, isterseniz yara bantlarım var. Fabrika fiyatına veriyorum. Kes! Kes be. Vay be! İki gün sonra doğum günüm. Şu yaşa geldim, daha bir kişi bile iyi ki doğdun Mengnan. İyi ki doğdun Mengnan demedi ya. Hiç olmazsa abini hatırlasa bari. O da yeterdi bana. Hatta bu bifteyi pasta yemesek de olur. Yanağından bir kere öpüp doğum günün kutlu olsun Mengnan dese yeter. Anam 32 yıl önce bugün kim bilir nasıl da sancılar çekiyordu benim yüzümden. 5 kilo 65 gram doğmuşum ya. Şimdi ne anam kaldı, ne de babam. Ne arayanım var, ne de soranım. Kim hatırlasın ki Hadi ve Mengnan'ın doğum gününü? Ancak öldüğümüz gün birkaç kişi toplanır belki. Bir Kasım. Aman amirim benim doğum günümü hesaplıyor galiba sanırsam. 3 Kasım. Vallahi da benim doğum günümü hesaplıyor. Söylesem mi acaba? Yok yok, en iyisi kendisi hesaplayıp benim doğum günümü öyle bulsun ya. 7 Kasım. Amir ya, yüce Rabbim amirimi benim doğum günümü hesaplasın diye yaratmış ya. 11 Kasım. Yaptığım hesaplara göre hastalandığım ve izin aldığım günlerin sayısı 8 gün. Bu 8 gün okulla ilgilenmediğin için maaşından 8 günü kesiyorum ben de. Nasıl yani? Siz deminden beri onu mu hesaplıyordunuz amirim? Başka neyi hesaplayacağım? Salak herif. Evet, yani ne bileyim, ben de başka bir şey hesaplıyorsunuz falan zannettiydim. Geçen ay 27 Ekim'de de yarım gün hastalanmışsın. Hadi o da benden olsun. Sağ olun. Allah razı olsun amirim. Yeni artık Kopi, yeni artık. Oh. Her şey hazır mı? Hazır öğretmenim, hazır. Ay öğretmenim Mengnan görünce şok olacak. Yüce Rabbim Afet Hoca'yı bana sürpriz yapsın diye yaratmış ya. Peki Ali, diğer sürprizimiz hazır mı? Evet, kantinde bizi bekliyor. İsterseniz hemen çağırayım. Fırla, fırla, fırla. Peki bu arada Kerem nerede çocuklar? Ay bir işim var, hemen dönerim deyip çıktı öğretmenim. Aa, okul zamanı bu, nereye gitti kimseye haber vermeden? Müdürden izin kağıdı almış öğretmenim. Allah Allah. Neyse anlarız. Biz hazırız öğretmenim. Şey, artık Mengnan'ı çağırabilirsiniz. Tamam, sus. Çok güzel olacak. Mengnan!
Buyurun Afet Hocam. Hoca camide. Affedersiniz Afet Hocam, dilim süslüydü. Hoca camide. Tamam, ben de aynı şeyi söylüyorum, hoca camide. Neyse. Bak Mennan, ben şimdi sana haber vereyim. Gidiyorum seni Amir Bey'e şikayet etmeye. Amanın, ne kötülüğümü gördünüz Afet Hocam ya. Kaytarıyorsun. Benim sınıf leş gibi, sadece görünen yerleri temizliyorsun. Diğer yerler kirli. Ben şimdi gidiyorum Amir Bey'i alıp sınıfın rezaletini göstermeye götüreceğim. Elinize ayağınızı öpem, şikayet etmeyin beni amirime Afet Hocam ya. Yüce Rabbim amirimin gazabından korusun hepimizi ya. Siz hiç merak etmeyin, ben şimdi iki dakikada siler süpürür parlatırım orayı, hiç merak etmeyin ya. İki dakika, başka zaman affetmem ona göre. İki dakika. Sen yürü. Allah razı olsun sizden Afet Hanım. Rabbim Afet Evlet beni bana sürpriz yapsaydı yaratmış. Maşallah ya, maşallah ya. Tamam, hadi. Hadi bir dilek tut, üfle bunlar. Şimdi şöyle oluyor. Ayşe üzgünümü bir kere olsun koruyayım ya. Ay. Tamam. Ay. Ağlama yok. Bugün senin şanslı günün. Ali. Buradayım öğretmenim, buradayım. Evet arkadaşlar, herkes nefesini tutsun. İşte bu gördüklerinize kalbiniz dayanmayabilir. İşte dananın kuyruğunun koptuğu kader anı. İşte asrın buluşması. Tat tat tat. Ben sana dedim, bu sürprizi kaldıramaz bu diye. Ne yapacağız şimdi? Nasıl ayıltacağız bunu? Ayşe. Efendim. Sayın. Aman ya. Ayşe hanımefendi, siz gerçeksiniz değil mi? Evet, gerçeğim benim. Aman ya. Afiyet öğretmenim, şimdiye kadar kimse benim doğum günümü kutlamamıştı ya. Anasız babasız büyüdüm ben. Ama bir ailem olsaydı nasıl olurdu ilk defa anladım şimdi ya. Hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden ya. Sürprizleri kaçırdık mı? Ama bende daha sağlamı var. Ay bu ölür mü şimdi? Yok afiyet öğretmenim, yok. Ayşe Hanım buradayken her şeye dayanırım ben. Mutluyular benden. Aman yeeey. Ortak okula döndün demek ha. Eğer beni hala kabul ederlerse. Ne bakıyorsunuz ya en şaşırmışından? Hiç pişman olmuş bir öğrenci görmediniz mi? Kardeşim. Bir hoş geldin yok mu? Ne demek? Hoş geldin kardeşim. Hadi bakalım, hadi bakalım. Kesin pastayı, hadi. Evet. İyi olsun. Aman ne? Ne oldu? Orucudum ben ya. millet ne yapıyoruz? Ya hemen öyle eve gitmeyelim ya, bir yerlere takılalım. Tabii ya, bir yerlere takılalım. Hem Didem'in gelişini hem de Rüya'nın dönüşünü kutlamış oluruz değil mi kızlar? Ortega, biz seninle ne zaman bu kadar yakınlaştık hiç farkında değilim. Ooo ne oldu lan, ne oldu? Ben bile bugün sözlüde böyle patlamadım be. İyi de Arif'im, sen bu maçın rövanş olacağını bilmiyor musun en bol gollüsünden? Didem. Ya. Didem. Doğuyu. Understand me? Ya. das ist eine Mehmet Scholl. Sat 1, RTL. I want to translate everything to the Turkish people.
Si, bravo. Si. Kopilim, sen İngilizce'den 2 sene üst üste çakmamış mıydın? Çaktım. Ya sende bu kadar potansiyel varken niye hocalar bunu belli etmedi? Hak edene kızım, hak edene. Hak edeni. Hak edeni. Hak edeni. Tamam da ben Türkçe konuşmaya çalışıyorum. Sen niye saçmalıyorsun Ali? Cinali. 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 Ayıp oluyor ama. Cinali. Yok Cinali yok. Cinali. Ali yok. Arkadaşlar. Ben gitmek zorundayım. Aa. Nereye Kikirik? Evet Kikirik. Daha karpuz kesecektik. Kesemeyeceğiz. Çünkü ben part time iş buldum. Okuldan sonra çalışıyorum. Yarın görüşürüz. Hadi hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Hey millet, hadi biz de voltayı alalım. Şöyle deniz kıyısı bir kenar bir yere gidelim de oturalım bari be. Hadi. Madem, hadi. Oturalım. Oturalım. Deniz kıyısı. Cin Ali. Yok, Cin Ali yok. Nein, Cin Ali. Gidelim. Uyu. Deniz gel. Deniz gel. Kerem. Efendim. Ya ben sana şey diyecektim. O beni okula bırakan çocuk var ya. O benim bir şeyim değil, sadece arkadaşım. Sabah karşılaştık, beni okula bıraktı, o kadar. Bana niye açıklıyorsun ki? Bilmem. Yani kendimi sana karşı sorumlu hissediyorum. Sorumluluk dedin de seninle konuşmaya daldım, ben de sorumluluklarımı unuttum. Rüya bir saniye bekler misin? Geliyorum. İzninle Barbie. Afet Hanım. Hayrola, Bahar Hanım yok mu yanınızda? Olması mı lazım? Sizi hep beraber görmeye alıştık da şaşırdım doğrusu. Rica ederim Afet, o benim kardeşim. Metin Bey'den başka kardeşin yok sanıyordum. Ne demek istediğimi anladın. Tamam, takılıyorum. Kardeşim dedin de Kerem nerede? Kerem arkadaşlarla beraber gitti. O zaman bana ayıracak zamanım var. Her zaman. Öyleyse boğazına hazır bir yere gidelim, seninle sohbet edelim. Epeydir seninle sohbet etmeyi özledim. Geldik diyorum. İstanbul seni özlemiş. Bak Deniz seni görünce nasıl sevindi. Ben de Deniz'i çok özledim. Kerim'e söylemiyorum, belli etmemeye çalışıyorum ama bütün yazı Deniz görmeden geçirmek bana da sıkıntı verdi. Evden taşınacak mısınız Ahmet? Benim taşınma niyetim yok ama zannediyorum ki o Ülperi Hanım bizi oralarda barındırmayacak. O kadın senden hoşlanmadı. İlginç. Benden değil, kadın olmamdan hoşlanmadı. Atmaca gibi tekin her an üstümüze saldırabilir. Ben de. Afet Hoca. Tam kadro yakalandı. Kerem ve saz arkadaşları. Aman ne güzel. Hocam biz kafe yerine öğretmenler odasına gelmişiz ya. Hoca camide. Hoca camide. Abla, hoca camide de senin ne işin var burada? Amca. Abla, amca evde. Ne var yani, öğretmenler okul bittikten sonra çıkıp bir yerde hava alamazlar mı? Bir iki bir şey içemezler mi? Böyle bir yasa mı var? Paparazzi gibi olduk vallahi. Siz orada dedikodu yapacağınıza önümüzde üniversite sınavları var. Bakalım o zaman ne yapacaksınız? Onları bir konuşun aranızda. Neyse, biz öğretmenlerimizi rahat bırakalım. Malum baş başa gelmişler buraya. Bir daha böyle yorum yapanı yarın sözcüye çekeceğim ona göre. Tekin Hocam, siz keyfinize bakın. Takılın! Keyfinize bakın! Biz yokmuşuz gibi hocam. Bak iliştik bile. Bugün kalkalım, bu maskaraların oyuncağı olduk burada. Hay hay, hesap isteyeyim. Garson. Buyurun efendim. Hesap rica edeyim. Hesabımız genç arkadaşlar tarafından ödendi efendim. Bu genç arkadaşlara yarın sorulacak bir hesabım var. Bizdensin. Bugün her şey çok güzeldi değil mi Rüya? Ya da sadece sen güzeldin, o yüzden her şey gözüme güzel gözüktü. Abartma Kerem. Tanrı senin güzelliğini abartmış. Ben abartmışım çok mu? Benim için de çok güzel bir gündü. Hele okulu o kadar özlemişim ki anlatamam. Beni?
Seni de. Rüya, ben sana bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Ben galiba... Oo, kapı önü kumruları teşrif buyurmuş. Şükrü abla. İçeri gir Rüya. Allah'ın tacizcisiyle aynı ortamı soluman tehlikeli. Bunu bilmiyor musun? Kim tacizci? Ben mi? Sen tabii. Burada başka erkek var mı? Yok. Utanmıyor musun ev sahibinin kızını asılmaya? Hı? Ne oluyor burada? Kerem, bir problem mi var? Namusumuzu korumaya çalışıyoruz iki bayan olarak. Ne namusu? Ne diyorsun sen bende? Ne diyorsun sen Yürper abla? Sen sus. Kapıyı açmasam az daha kızı öpüyormuş. Allah'tan tam vaktinde yetiştim de çocuğun istikbalini kurtardım efendim. Affedersiniz hanımefendi, siz ruh hastası mısınız? Siz ne demek istiyorsunuz? Bizden ne istiyorsunuz siz? Şu evde rahat rahat kibar kibar oturuyoruz. Kiranızı zamanında ödüyoruz. Gerisi zaten sizi ilgilendirmiyor. Mezhebiniz ne kadar genişmiş Afet Hanım. Ay, sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu acaba hanımefendi, yoksa ben duyurmasını bilirim. Ne yaparsınız? Sözlüden kırık not mu verirsiniz? Siz benim daha afetliğimi görmediniz. Allah da göstermesin o afetliğimi. Kerem, yürü gir içeriye. Ülper abla, sen ne yaptın ya? İnanamıyorum. Ben namus... Ben kimin namusunu korumaya çalışıyorum? Kız dünden razı.